Sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöreyem Ekstrem Hayvancılığı sunar. Değerli Köy TV izleyicileri, bir bölümde daha birlikteyiz. Bugün doğumdan itibaren buzağlara ben ne yapıyorum, nasıl bakıyorum, besliyorum, sütten ne zaman kesiyorum, doğunca neler yapıyorum, doğuma nasıl müdahale ediyorum, kısaca bunlardan bahsedeceğim. Önce doğumla başlayalım. Şimdi buzağların daha önceki bölümlerden hatırlarsınız, biz mümkün olduğunca doğuma yardım etmemeye çalışıyoruz. Yani doğum fizyolojik bir olay olduğunu unutmayalım ve hayvanın kendi kendine doğum yapmasına imkan vermemiz lazım. Bunun için de hayvanın mümkünse toprakta, mümkünse kuru bir ortamda doğum yapmasını sağlamamız lazım. Buzağımız doğdu sağlıklı bir şekilde. İlk yapacağımız iş göbek kordunu dezenfekte etmek. Burnuna tabii önce hayvanın normal yatış pozisyonuna getirmemiz lazım. Hayvanın hayati fonksiyonlarının yerinde olup olmadığına bakmamız lazım. Bunu anlamın en kolay yolu da burnuna bir tane küçük bir saman çöpüyle dürttüğümüzde eğer tepki veriyorsa muzağımız sağlıklıdır. Doğumu izleyen 3-5 dakika içinde göbek kordonunu dezenfekte ettikten sonra buzağı bir müddet kendi haline bırakırız. Annesi eğer yalıyorsa annesinin yalamasına izin veririz. Ondan sonra da tabii bu arada da kolostrum, donmuş kolostrumumuzu eğer buzağının her türlü ihtimale karşı eğer buzağı inek birinci laktasyonda bir inekse yani ilk doğumunu yapacaksa o zaman eskiden aldığımız, yaşlı ineklerden aldığımız, dondurucuya attığımız kolostrumu çözündürme için daha doğumdan önce çözündürmeye başlarız. Çünkü doğduğundan ilk 2 saat içinde bizim buzağı kolostrumu vermemiz lazım. Bu ilk 2 saat çok önemli. Ve biz böyle hep ilk 2 saat deyince bazı üreticilerimiz de hayvana zorla süt içirmeye çalışıyorlar. Bunun ya kolostrum sondasıyla vereceksiniz buzağı sütünü ya da uygun bir biberonla vermeniz lazım. Yani hayvanda emme refleksinin olması lazım. Emme refleksi yoksa kesinlikle buzağa normal biberonla veya başka türlü süt içirmeye çalışmayın. Çünkü direkt akciğerlere gidecektir. Bizim aspirasyon pnömonisi diye tabir ettiğimiz akciğerlere süt kaçması sonucu buzağın hayatını ciddi olarak tehlikeye atarsınız. Şimdi buzağımız doğdu. Buzağımız doğduktan sonra buzağımızı annesi kuruladıktan sonra ilk olarak hemen buzağı bizim emzirmemiz lazım. Bunun için daha önceden çözündürdüğümüz kolostrumu ya da işte annesinden taze olarak sağdığımız kolostrumu buzağa 4 litre yani 0-2 saat içinde 4 litre vermemiz lazım. 2 litre içti. 2 litreden sonrasını eğer içmezse sondayla. Yani bu 4 litre arkadaşlar çok önemli. Bu 4 litreye verdiğimiz zaman ilk 2 saat içinde kolostrumu hayvanın kolostrumdaki faydalı immünoglobulin dediğimiz antikor bağışıklık maddelerini almasını sağlarız. Bu 0-2 saat içindeki 4 litre çok önemli. Şimdi kolostrum sondasını biraz sonra size göstereceğim. Tabi burada biberon da çok önemli. Eğer içiyorsa kendi halinde biberonla da verebilirsiniz. İlle kolostrum sondasıyla vermek zorunda değilsiniz. Ama atıyorum gece saat 3'te doğum yaptı. Buzağı kalkaymış, edeymiş veya buzağı oyalamış ilk 2 saat beklemek istemiyorsak buzağı doğar doğmaz annesinden 2 ya da 4 litre sağıp ya da önceden çözündürdüğümüz kolostrumu hiç beklemeden uygun sıcaklıkta tabii önceden çözündürdüğümüz kolostrumu da doğru çözündürmemiz lazım. Yani 50-55 santigratın üzerine çıkartırsak kolostrum çözündürme sıvısını, suyunu o zaman faydalı antikorları kendi kendimize
öldürmüş oluruz. Hiçbir faydası olmaz kolostrumun. Velev ki elimizde yeterli kolostrum yok, donmuş kolostrum yok. Kolostrum kalitesini anlamanın değişik yolları var. Bunun ya kolostrum yoğunluğunu ölçen laktodansimetre dediğimiz kolostrumun içine daldırdığımızda üzerindeki çizgilerden kolostrum kalitesinin yeterli olup olmadığını gösteren bir aletimiz var. Ya da direkt süt üreticileri iyi bilir. Brix dediğimiz, dürbün dediğimiz üreticilerimizin anlayacağı şekliyle orada kolostrum yoğunluğuna bakabiliriz. Diyelim ki istediğimiz düzeyde çıkmadı. Elimizde de kolostrum, donmuş kolostrumumuz yok. Yani donmuş ağız sütümüz yok. O zaman buzağı 4 litre yerine 5 litre falan verebiliriz. Daha fazla kolostrum verip daha fazla antikor almasını sağlayabiliriz. Tabi bunu yaparken hemen 2 litre veriyorsak yarım saat 1 saat sonra bir 2 litre daha bir 3 litre daha vermek daha doğru. Aynı anda 4 litre birden verdiğimizde eğer hayvanın canlı ağırlığı biraz küçükse biraz sıkıntı yaratabilir. Onun için hepsini bir anda vermek yerine bir kısmını 1 saat sonra falan vermekte veya 2 saat sonra vermekte faydalı. O yüzden 0-2 saat dedik. Şimdi burada bir de buzağların ilk doğum sırasında ağız burun temizliği çok önemli. Dirty nose denilen, yani buzağı doğarken burnu kirlendiyse ve ağız sütünden önce hayvanın midesine bu kirli, daha doğrusu mikroplu, daha hiç mikropla tanışmamış buzağının karnına bu hijyenik olmayan materyal gittiğinde buzağlarla ilgili bir takım problemler yaşayabiliriz. İshal olabilirler. Ben doğumla beraber herhangi bir septik serumlar kullanıyor muyum? Kullanmıyorum. Aslında asıl amaç burada buzağı bu mikroplarla kolostrum almadan önce tanıştırmamak. Eğer zaten ağız sütünümüz yeterli veriyorsak, hele hele bu ilk 24 saat içinde 10 litreyi tamamlayabiliyorsak kolostrumu, o zaman buzağımız kolay kolay hastalanmayacaktır. Bu zaten verilen septik serumlar olsun, sonra toz kolostrumlar olsun, hepsinde içindeki bu immünoglobulinler var. Ve buzağı bağışıklığını destekleyen maddeler. Biz elimizde hazır annesinin ürettiği bu kolostrum varsa, ağız sütü varsa o zaman niye bu tür şeylere başvuralım? Bunları ne zaman kullanırız? İmmünsüpresyon dediğimiz, yani erken doğum yapmış, ikiz buzağları ya da yeterince kolostrum alamamış, işte annesi erken doğum yapmış, annesinin kolostrumu gelişmemiş gibi immünsüpresyon olabileceğini düşündüğümüz, yani immün sistemin yetersiz olacağını düşündüğümüz buzağlarda bunları kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Onları desteklemek lazım. Ama onun dışındaki buzağlara protokol haline getirip her doğan buzağa septik serum yapalım, her doğan buzağa kolostrum desteği verelim. Bana göre bunlar doğru şeyler değil. Bir şey de önemli olan yangın çıkarttırmamak arkadaşlar. Yangın çıktıktan sonra o zaman işten geçiyor zaten. Yani buzağı, önemli olan buzağın ishal olmamasını sağlamak. İshal olduktan sonra ne kullanayım? Veya işte kripto, başımızın belası. Kripto oldu, sonra ne kullanayım? Yani önemli olan kriptoyu yakalandırmamak. Yakalandığında buzağının daha sonraki yaşamı ciddi anlamda tehlikeye giriyor. O yüzden buzağının ilk doğduğu anda temiz, hijyenik bir ortamda bulunması çok önemli. Şimdi ben ne yapıyorum dediğinizde, ben buzağları ilk 7 gün 3 ila 7 gün kulübelerin durumu, ondan sonra buzağı besleme robotu, biraz sonra göreceğimiz buzağı besleme robotunun durumuna göre biz buzağları 3 ila 7 gün kulübede tutuyoruz. Daha sonra ortak besleme yaptığımız, buzağın mamasına geçtiğim buzağı besleme robotuna geçiyoruz. Burada buzağlar biraz sonra anlatacağım protokoldeki gibi yaklaşık 42 günde mamadan kesiyoruz. Şimdi buzağımız doğdu. İlk 2 saatte 4 litreye verdik sondayı. Sonraki 2-6 saatte 2 ila 4 litre daha verebiliyorsak bu çok güzel olur. Vermemiz lazım. Daha sonra 6-12. Saatlerde bir gene 2-4 litre daha. 12-24. Saatlerde gene 2-4 litre daha verdiğimizde toplamda ilk 24 saatte
biz 10 litre ağız sütü verdiğimizde bir daha annesinin sütüne vermemize gerek kalmayabilir. Ama şöyle de bir şey var. İşletmelerde tabii 3 gün sütü sütçüye satamıyoruz. Satamadığımız için de elimize bir süt birikiyor. Bunu annesinin sütünden 3 gün daha vermeye devam edebiliriz. Yani 0-3 gün daha biz, ama burada artık 10 litre değil. Bu 3 gün işte içebildiği kadar kendisi artık beslenmeye başladı. Kendisi beslenmeye başlayan buzağının iştahı varsa annesinde fazladan zaten süt oluyor. O sütten biz mümkün olunca çok içebildiği kadar veriyoruz. Dökeceğimize buzağı içsin diyoruz ve ilk 3 gün bu şekilde süt vermeye devam ediyoruz. Daha doğrusu annesinin sütünü veriyoruz. Ama annesinin sütü yok. Birinci günden sonra zaten bu ilk 24 saatte bizim 10 litre ağız sütü kolostrum vermemizin sebebi bu gözenekler, bağırsaklarda gözenekler var. Bu gözenekler ilk 2 saat içinde açık. Ondan sonra her geçen saat bu gözenekler kapanıyor ve hayvanın, buzağının antikorlarından faydalanması giderek düşüyor. O yüzden 10 saatten sonra, ilk 24 saatten sonra bizim verecek olduğumuz ağız sütünün buzağa bir faydası yok. Neye faydası var? İşte yağı çok yüksek, kuru maddesi çok yüksek. Ondan sonra besleyici değeri çok yüksek. O açıdan önemli. Ama bizim asıl hedeflediğimiz bağışıklık maddelerini alması bakımından bir faydası var mı? İlk 24 saatten sonra bir faydası yok. O yüzden biz ilk 24 saati çok önemsiyoruz. İlk 24 saat, hatta ilk 2 saat buzağa biz çok iyi bakmamız lazım. Ve o protokolleri, yani göbek tekrar edecek olursak, buzağının kurulanması, buzağının burnuna saman çöpüyle dürtülmesi, göbek kordonunun dezenfekte edilmesi ve ağız sütünün içirilmesiyle 4 litre biz buzağının ilk başlangıç protokolünü bitirmiş oluyoruz. Ve bu protokole uyduğumuz buzağlar da daha sonraki yaşamlarında çok daha sağlıklı oluyor. Ve bunu da siz çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Buradaki problem, üreticilerin en çok karşılaştığı problem, işte biberonların durumu. Yani biberonlarımız, biraz sonra size göstereceğim biberonu. Biberonlarımızı temiz, uygun bir biberon olması gerekiyor. İsterseniz önce bir biberonlarımıza bir bakalım. Evet, bu bir kolostrum sondası. Biz biraz modifiye ettik bunu. Bu aparatı süt kaçırmaya başladı. Sonra normal bir biberondan modifiye ettik. Bu özelliği, asıl özelliği bu kısmın gördüğünüz gibi esnek ama sert bir plastik. Ucu ağza girmeye uygun. Bunu çok rahatlıkla herkesin kullanılabileceği bir yapıda. Bunu buzağın ağzından bu kırmızı yerin bittiği yere kadar soktuğumuzda bu direkt abomazıma gidiyor. Abomazıma da gittiği için de sütün hedeflediğimiz noktaya ulaştırmış oluyoruz. Aynı zamanda iç akciğerleri falan kaçmasına müsaade etmemiş oluyoruz. Yani bunu çok rahatlıkla ve buzağın kafasını süt içer pozisyonuna getirdiğimizde, yani boynunu düzleştirdiğimiz zaman bunu buzağa ağzına soktuğumuzda çok rahatlıkla buzağa bunu içirebiliriz. Çok hiçbir zorluğu yok. Acaba ciğerlerini kaçar mı falan endişe duymanıza gerek yok. Bu şekilde bu sondayla buzağlarınızı çok rahatlıkla 2 ila 4 litre, yani bir biberonlar 2 litre, bir 2 litre daha vererek 2 ila 4 litre buzağımıza bu sondayla süt içirmemiz mümkün. Çok basit bir aparat. Çok kullanması çok kolay bir aparat. Hiç buzağı içtim içmedi mi dememize gerek yok. Dolayısıyla bunu rahatlıkla kullanabiliriz. İkinci, bunu içirdik. Daha sonraki dönemde, yani 2 ile 6 saat içindekine buzağı artık emme refleksi iyice gelişti. Emme refleksi geliştiğinde de kullandığımız biberon bu. Bu biberonda özelliği ne? Ters çevirdiğimiz zaman kesinlikle akmaması. Ucu sadece basıldığı zaman açılıyor. Ve temizlemesi, iç yapısına baktığımız zaman hiç girintisi, çıkıntısı yok. Temizlemesi son derece kolay. Bulaşık makinesine koyduğunuzda çok rahat temizlenebilir. Ve buzağı tuttuğumuzda, tutacak yeri de tuttuğumuzda, doğru açıyla tutarak
uzayı verdiğimizde bunu ilk 3 günlük sütü yani 0-3 günde bununla veriyoruz. Daha sonraki 3 günden sonraki dönemde de bizim buzağı kulübelerinde yapısına uygun uygulama kolaylığı, içinin temizlemesinde kolay olduğu, bunda da aynı şekilde emme ile sütü çektiği bu kovalı biberonları tercih ediyoruz. Bunların kış aylarında sıcaklıkla ilgili biraz problemler olabilir. O yüzden sütü önceden bu kabı ısıtıp ondan sonra sütü koyup vermek daha doğru. Ya da sütü bir miktar daha ısıtıyorsak da sütü biraz daha fazla ısıtıp o havanın soğukluğuyla ilgili olan kısmı bertaraf etmiş oluyoruz. Bunlar da temizlemesi kolay gördüğünüz gibi. Ve bizim de tercih ettiğimiz biberonlar bunlar. Bunu diğer biberonları şey yapabiliriz. İlk 3 gün bu biberonlarla verebiliriz. Hatta eğer buzağı besleme robotunuz yoksa bunu sütten kesiminin sonuna kadar bu biberonları tercih etmenizde fayda var. Çünkü en büyük hata, ben işletmelere gittiğimde gördüğüm en büyük hata bu emziklerin yapısının bozuk olması. Yani böyle şey yaptığımızda şar şar akıyor olması. Şimdi burada buzağının sütü emmesi lazım arkadaşlar. Buzağı sütü içmemesi lazım. Ama ne oluyor? Bununla içerken özellikle ilk zamanlarda daha fazla zaman geçirmemiz lazım buzağının başında. Yani tutup beklememiz lazım. Ama ne yapıyoruz? İşte ya içiversin, ediversin deyip biraz genişletiyoruz. Sonra biraz daha genişletiyoruz. Biraz daha genişletiyoruz derken süt şar şar akmaya başlıyor. Buzağı boğazını kaldırdığında emmesi gereken sütün bir kısmı içerek akciğerlerine kaçabiliyor. O yüzden ben bir buzağa hastaya çağırdıkları zaman buzağımda akciğer hastalığı var ya da ishal var dediğinde benim ilk baktığım yer arkadaşlar biberonlar oluyor, biberon başlıkları oluyor. Bu biberonun temizliği ve ucunun yapısı, lastiğin kalitesi çok önemli. Yani bunun memeye mümkün olduğunca çok benziyor olması lazım. Benzemiyorsa memeye o biberonları lütfen değiştirin. Yoksa buzağlarınız akciğer hastalıklarından, pnömoni dediğimiz akciğer hastalıklarından, enterit dediğimiz ishallerden kurtaramazsınız buzağı. Ve akciğer hastalığı geçiren ve ishal geçiren buzağlar da ileriki yaşamlarında yapılan çalışmalarda ciddi anlamda verim kayıplarına oluyor. Ve bu hayvanlarda zaten gözlemliyorsunuz. Canlı ağırlık artışları daha düşük oluyor. O yüzden buralar, şimdi buraya kadarki anlattığım şeylerde burada yapacağınız, yani sizin yapabileceğiniz şeyler. Ama maalesef bunları ben gittiğim birçok işletmede bunların yapıldığını görmüyorum. Bunları kural haline getirmemiz lazım. Kendi hayvanlarınızda olsun, bakıcılarınızda olsun. Mutlaka ilk 3 günkü protokolü veya yapması gereken kuralları mutlaka koyun, belirleyin ve ona göre buzağlarınızı besleyin. Şimdi kısa bir aradan sonra buzağı besleme robotunun da biz neler yapıyoruz, sizin neler yapmanız gerekiyor ilk 3 günden sonrası, biraz da onları konuşalım. Sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöre Yem'in sunduğu ekstrem hayvancılık devam edecek. Sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöre Yem'in sunduğu ekstrem hayvancılık devam ediyor. Evet, değerli Köy TV izleyicileri, ekstrem hayvancılığın bu bölümde tekrar beraberiz. Biraz önceki bölümde, aradan önceki bölümde atladığım bir konuyu size açıklığa kavuşturmam lazım. Dikkat ettiyseniz buzağı kulübesinin arkasında bir tane ampul vardı. Bu ampul çok soğuk günlerde gece doğum yapan buzağlarımızın ısınmalarını sağlıyor. Aynı zamanda bu kripto içinde kripto oositlerinin öldüren bir ampul. O yüzden bunu biz burada buzağı besleme robotunda arka tarafında hem buzağların ısınması amaçlı hem de kriptoyu engellemek için hem buzağı mamalarının mama emdikleri yerin üstünde hem de suyun üzerine ve buzağların dinlenme alanlarının üzerinde hem ısınma amaçlı hem de kriptoya karşı
Bu ampullerden kullanıyoruz. İyi de sonuç alıyoruz açıkçası. Bir de buzağı kulübelerinden bahsetmedim size. Buzağı kulübelerinin yapısı ne olmalı, nasıl olmalı? Aslında buzağları bireysel bir bölüme ilk doğduklarında ilk 10 gün, 15 gün ya da bir hafta bizim gibi buzağları bireysel bölmelere almamız çok önemli. Çünkü bu dönemde henüz buzağların bağışıklık sistemi gelişmediği için başka hayvanlardan temasla birçok bulaşıcı hastalık bulaşabilir. Aynı zamanda hijyeni sağlamamız çok zor olabilir. İlle buzağı kulübesi olmalı mı? Eğer bir iki buzağınız varsa buzağı temiz, rüzgarlardan korunaklı bir alan sağlayabiliyorsanız buzağı kulübesi de çok şart değil. Zaten eğer annesiyle beraber geziyorsa, bizde daha önceki bölümlerden hatırlarsınız, etçi buzağlar da var, etçi inekler de var, işte anguslar, şaroller. Bunları mesela buzağlara hiçbir şey yapmıyoruz biz. Buzağlar zaten annesi işi biliyor, annesi ne yapması gerekiyorsa buzağa yapıyor. Biz de hiç ne ağız sütüne bakıyoruz, ne kadar süt emdiğine bakıyoruz. Onlar buzağlarıyla beraber annesi ne yapması gerekiyorsa buzağı yapıyor. O yüzden onlar için eğer sizin de böyle bir sürünüz varsa, yani hayvanlardan süt almak gibi bir amacınız yoksa, o zaman buzağı annesiyle beraber bırakıp doğal halinde nasıl doğuma müdahale etmiyorsak aynı şekilde buzağa da müdahale etmemeyebiliriz. Çünkü doğada bu buzağlar inek doğduğu zaman hiçbir şey yapmıyoruz. Yani insan yok ki, insan olmadığı yerde o annelik içgüdüsüyle buzağısına ne yapılması gerekiyorsa zaten yapıyor. Biz ne zaman devreye giriyoruz? İneğin annesinin sütünü sağmak yaptığımızda, böyle bazı arkadaşlar da bunu şey yapıyor ya, niye annesinden ayırıyorsunuz? Bu tamamen duygusal. Eğer annesinin sütünü sağacaksanız buzağa da kontrollü süt vermeniz lazım. Ne kadar içtiğini bilmeniz açısından. Bu arada önceki bölümde bir tane kötü bir örneğimiz var. Şimdi bunu özellikle kötü örnek, yani kötü örnek emsal olmazmış derler. Onu da dikkate alın. Burada kötü bir biberon başlığını görüyorsunuz. Burada üzeri gördüğünüz gibi pütür pütür. Tabii siz göremeyebilirsiniz ama ortası delik, açık. Elastikiyetini kaybetmiş. Son derece bu kötü bir örnek. Ben böyle bir işletmede böyle bir biberon bunu numune olarak göstermek için getirdim. Böyle bir biberon olduğunda bunu ben direkt atıyorum. Kulübelerden devam edecek olursa, kulübede buzağının kuru olması, yani eğer bir kuru bir ortam sağlıyorsanız buzağa, bireysel genişliği çok önemli değil. Ben İsrail'de gördüğüm ilk 15 gün arkasına bile dönemeyeceği çok dar alanlarda buzağlara bakıyorlardı. Sonra da gruba dahil ediyorlar. Zaten 10-15 günde buzağların bağışıklığı da gelişmiş oluyor. Daha çok öldürücü işte koliseptemleri olsun, diğer rota korona enfeksiyonlarına daha az yakalanıyorlar. Şimdi ben buzağlara kulübede baktık. 3 ila 7 gün kulübede kaldı. Sonrasında arkamda görmüş olduğunuz buzağı besleme robotuna alıyorum buzağları. Buzağı besleme robotunda aslında burada çizdiğimiz şeylerin aynısını ben buzağı besleme robotunda programlıyorum. Aynı şekilde sütten erken kesme programını buzağı mamasıyla da yapabiliyorum. Tabi burada mamanın özellikleri çok önemli. Doğru bir mama olması lazım. Robota uyumlu bir mama olması lazım. Protein ve yağ oranları dengeli olması lazım. Mümkün olduğunca değil, tamamen hayvansal kökenli işte süt tozu olsun, peynir altı suyu gibi kaynaklardan elde ediliyor olmuş olması lazım. Yoksa mamadan benim kadar az vererek bu kadar iyi sonuç almanız mümkün olmayabilir. Şimdi ne yapmamız lazım? Biraz önce anlattık. 0-3 gün kolostrum ya da birinci günden sonra normal süt. Burada 3 gün biz mümkün olduğunca içebildiği kadar veriyoruz.
Ama siz 2 artı 2 yani 2 litre sabah 2 litre akşam vermemiz yeterli. Bundan sonraki günlerde yani 3 ila 35. gün. Bu bizim sütten erken kesme programımız. Ben bunu 4 senedir uyguluyorum. Ondan öncesi de var ama aslında burada robotta uygulamalı 4 sene neredeyse oldu. Birçok yöntemler denedim. Yani buzağlara adibutum mama verdim. Yani içebildikleri kadar içtiler. 10-12 litre. Mama konsantrasyonunu işte şu anda 150 gram yapıyorum. 190 grama kadar çıktım. Sonra işte 65-75 günlere kadar, 75 güne kadar burada buzağların süt mama emmelerine izin verdim. Ama şu andaki uyguladığım yöntem kadar verimli olmamıştı. Ne yapıyorum ben? Buzağları burada 42 günde yaklaşık mamadan kesiyorum. Aynı şekilde sütle, siz de sütle yapıyorsanız, yani buzağa sabah 2, akşam 2 süt veriyorsanız bunu yine aynı bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bunun bazı da püf noktaları var. Bunları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz ne yapıyoruz? 3 ila 35 gün 2 litre sabah, 2 litre akşam süt veriyoruz. Bunu uygun biberonlarda hijyenik bir şekilde veriyoruz. Sonra su vermeye başlıyoruz ama buradaki suyun özellikleri çok önemli arkadaşlar. Suyun bizim kendi içebileceğimiz kalitede su olması lazım. Ben bazen görüyorum yine problem olan işletmelerde, ishal, özellikle ishalli işletmelerde bakıyoruz su çok kötü. Yani su çok kötü derken sabah verdim diyor. Doğru sabah vermiş ama gelmiş oraya içine bir tane hayvan pislemiş. Ya da su içerken bulaştırmışlar, kirletmişler. Şimdi bu su artık temiz su değil. Biz nasıl bardağa konmuş da 5-6 saat beklemiş suyu içmek istemiyorsak, yani tazeliğini kaybediyorsa, işte havadan da bir takım kontaminasyon olabilir. Buzağların temiz, taze su içiyor olmalarını sağlamamız lazım. Kendi içtiğimiz suyu veriyor olmamız lazım. Ben şunu öneriyorum. Şebeke suyu. Eğer verebiliyorsanız şebeke suyu. En güzeli kendi içtiğiniz su. Ama hiç değilse şebeke suyu verip klor da en azından içindeki bakterilerin ölmüş olduğundan emin olmamız lazım. Buzağlar daha hassas, inekler gibi değil. İneklerin suyu da tabii ki çok önemli. İneklere taze temiz su verirseniz daha çok su içerler ve daha çok süt verirler. Ama su kirliyse, pisse ihtiyacı kadar içer, ölmeyecek kadar içer. Bu da bize direkt verim kaybı olarak yansır. O yüzden su kalitesine özellikle buzağlarda çok önem vermemiz lazım. Ben otomatik suluk kullanıyorum ve buzağlar her zaman suyu taze ve temiz bir şekilde içiyorlar. Burada buzağa başlangıç yemi kullanıyoruz. Bu buzağa başlangıç yemi eğer sütten erken kesme programı uygulayacaksanız buzağa başlangıç yemi çok önemli arkadaşlar. Yani burada özellikle selüloz düzeyinin biz 6-7 seviyelerinde olmasını dikkat ediyoruz. Ve buzağının mümkün olduğunca kaliteli ham maddelerden oluşturmaya çalışıyoruz buzağı yemini. Burada tabi buzağı yeminin formülasyonunu da ben yapıyorum. Ben yaptığım için de hem kendi işletmemde hem bizim sütten erken programı uyguladığım işletmelerde özellikle de dikkat ediyoruz ve buzağı başlangıç yemini ile bizim buzağı başlangıç yemiyle sütten erken kesebilirsiniz. Bu programı uygulayabilirsiniz. Yani burada eğer siz sütten erken kesmeyecekseniz kullanmış olduğunuz buzağa başlangıç yemine gene de dikkat etmeniz lazım. Buzağa başlangıç yeminin mesela fiyatı hiçbir zaman süt yeminden ucuz olmaz arkadaşlar. Aynı fiyata da olmaz. Eğer bunun adını siz buzağa başlangıç, buzağa büyütme yemi koyuyorsanız bu yemin fiyatı eğer süt yemine yakınsa, süt yeminden ucuzsa, süt yeminden bir tık pahalıysa bu doğru bir buzağa başlangıç yemi değildir arkadaşlar. Bunun için doğru buzağa başlangıç yemiyle buzağa besleme, bu sütten özellikle erken kesme programlarını uygulayabilirsiniz. Her buzağa başlangıç yemiyle buzağlar sütten erken kesilmez. Her buzağa başlangıç yemi de buzağa yemi maalesef değil. O yüzden burada biz aslında 7. günde, 3. günde pek buzağı yemez tabii ki buzağa başlangıç yemini. 7. günde başlıyoruz önlerine serbest koymaya. Tabii bunu serbest koyalım derken kovayı doldurup da 3 gün sonra, 5 gün sonra değil. Her gün tükettiği miktarda taze taze veriyoruz. Yani ilk zamanlar birer avuç falan koyduğumuzda bu bittikçe
yavaş yavaş artırıp işte 35. güne kadar aynı şekilde devam ediyor. Bu arada da ot vermiyoruz. Şimdi buradaki otun yapısı da önemli. Buzağı verdiğiniz eğer otu 2 santimlik parçalar halinde verirseniz, bunun içine eğer yonca ile veriyorsanız, yani yonca verecekseniz, bunu %50 %50 samanla karıştırıp bir parçalayarak, yani 2 santimlik parçalar halinde verirseniz iyi olur. Sadece yonca verirseniz buzağlar özellikle yoncanın yapraklarını daha çok tüketiyorlar ve bu ishallere sebep olabiliyor. O yüzden ben genelde yoncayı tek başına verilmesini çok önermiyorum. Verecekseniz de işte %50 samanla karıştırarak vermenizde fayda var. Burada ilk 35 gün ot hasıl vermiyoruz arkadaşlar. Yani kaba yem vermiyoruz. Silaj falan zaten hiç vermiyoruz. Sonraki dönemde 35 ila 42. gün arası öğünün birini kesiyoruz. Özellikle sabah veriyoruz, akşam vermiyoruz. Neden vermiyoruz? Çünkü sabah, tam tersi, burada yanlış yazmışız. Akşam veriyoruz, sabah vermiyoruz. Neden sabah vermiyoruz? Akşam bir kere vermezsek gece sabaha kadar bağırıyor buzağı. Yani bu sütü istiyor. Sonrasında da gece olduğu için yemliğe gelmiyor, yatıyor, uyuyor. O yüzden biz eğer sabah vermediğimiz zaman burada yem tüketimi daha çoğalıyor. Daha çok yem yemeye teşvik etmiş oluyoruz. Ve bu arada bu 35 ile 42. gün aslında esnek bir gün. Çünkü bizim asıl burada sütten kesmedeki hedefimiz 1 kilo günlük yem tüketiminin buzağının 1 kilonun üzerine çıkması. Burada 35 günken artık 1 kilogram önüne yem koymaya başlıyoruz. Bunu bitirdiği anda 42. günde bitiriyor, bazen 45. gün bitirebiliyor, bazen 38. gün bitiriyor. Ama biz gene 42. günü bekliyoruz. 1 kilo yem tüketmeden buzağı biz sütten kesmiyoruz. Hatta bu 1 kilo 100 gram, 1 kilo 200 gram da çıktığı oluyor. O zaman zaten buzağlar bunu tükettiklerine göre artık diyoruz ki süte ihtiyacı kalmamıştır deyip bu sabah akşam verdiğimiz 2 litreyi de vermiyoruz. Sonrasında 42 ile 60. günler artık süt yok. Bu arada su her zaman önünde temiz ve taze halde bulunacak. Buzağı başlangıç yemi gene 42-60. gün devam ediyoruz. Ve sütten kestikten sonra buzağın önüne hasıl otu, yulaf ya da yonca saman karışımı kaliteli, kesinlikle yağmur görmemiş ve kalitesinden emin olduğumuz kuru otları buzağların önüne koyuyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu beşli karışım bir ot ve ben bunu buzağlar için özellikle ekiyorum. Ve gördüğünüz gibi kuru, son derecede kokusu gayet güzel. Bu otu ben buzağları sütten kestikten sonra buzağlara önünde serbest olarak bulunduruyorum. Yine burada buzağa başlangıç yemi serbest, ot serbest, 60. günü bitiriyoruz. 60. günden sonra buzağa başlangıç yemiyle de devam edebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Sadece biraz fiyat farkı vardır. Burada selloz düzeyleri bu iki yemin farklıdır. Burada daha çok soya ve mısır ağırlıklıdır. Burada bunların bir tık daha aşağıdadır. O yüzden maliyeti biraz daha düşüktür. Ama bunu 120. güne kadar da buzağı bitme. Hatta bunu 180 gün ne kadar da verebilirsin. Yani buzağı 6 aylık olana kadar da verebilirsiniz. Maliyetini göz önüne alırsanız buzağlarınız gayet de güzel olur. Ben genelde 4. ayda, yani buzağı büyütme programı bittiğinde bunu kesiyorum. Yani 35, yani 42. gün buzağı sütten kesiyoruz. Sonrasında 120 güne kadar buzağı olarak değerlendiriyoruz. Erkek dişi bir arada duruyor. 120 günden sonra erkekleri ayırıyorum, dişileri ile erkekleri ayırıyorum. Bunu gene dediğim gibi 6. aya kadar, bazen padokların boş doluluk durumuna göre 6. aya kadar da beraber baktığım oluyor. Şimdi buzağları sütten erken kesmek bize
ne sağlıyor? Bundan ne kazanıyoruz? Onu da şöyle gösterelim. Şimdi bir kere bize para kazandırıyor. Nasıl para kazandırıyor? Şimdi bizim bu yöntemle toplamda 146 litre süt kullanıyoruz. İlk 3 günü saymayıp,dığımızda zaten çünkü ilk 3 gün ortak. 146 litre süt sayıyoruz. Bunu bugünkü fiyatlarla 3.2 ile eğer çarparsak 467 liralık biz buzağa süt veriyoruz. Şimdi ben en şeyini düşünüyorum. Yani bizim üreticilerimiz şöyle sorduğumuzda 60 gün ile 90 gün arası buzağları sütten kesiyorlar. Aslında ortalama 70-75 günü buluyor bu. Ben 60 gün bile kessek sütten, 63 gün kestiğimizde çıkartırsak 240 gün yapar. 240'dan 146 günü 146 litreyi çıkardığımızda 94 litre daha az bize, yani sütten erken kesmeye göre daha fazla süt veriyoruz. Bunu da 3.2 ile çarparsak yaklaşık bunun küsuratı var. 300 lira gibi buzağı başına bir avantaj sağlıyor bize sütten. Ve bunu 10 buzağı ile çarparsak biz 3000 lira yapar. 20 buzağımız varsa 6000 lira yapar. Aslında bu ince hesaplar da bu 6000 lira, 3000 lira rakamları az paralar değil. Ha burada şunu sorabilirsiniz bana. Ya iyi de buzağı başlangıç yiyor mu? Yiyor diyebilirsiniz. Zaten burada 60 günde kesseniz buzağı başlangıç yemi zaten veriyorsunuz. Ve buzağı başlangıç yemi verdiğiniz buzağı başlangıç yemi burada bir tık daha fazla yiyor. Yani sütten erken kestiği zaman bir tık daha fazla yiyor. Ama hiçbir zaman 300 liralık yemiyor. O yüzden de bizim buzağları erken kestiğimizdeki en büyük avantajımız 300 lira gibi. Bugünkü tabii süt fiyatları. Bugün süt fiyatları çok düşük. O süt fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda bile yarın bir gün bunun 3.2, işte 4, 4.5'lara geleceğini tahmin ediyoruz. Gelmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Önceki programda da hatırlayacaksınız. Neredeyse kafa kafaya şu anda süt üreticisi. Ki ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Süt verim ortalamam oldukça iyi. Maliyetlerim olabildiğince aşağıda olmasına rağmen işte kafa kafaya çıkıyoruz. Bunun biraz daha yükseldiği durumda o zaman bu rakam 300 değil 400-500 lira gelecektir. Ve daha karlı hale gelecek. Bunun ikinci bir avantajı işçilik çok azalıyor. Yani kulübeyi biz işte 15 gün önce kestiğimiz zaman buzağı, buzağın yanına 15 gün daha az gidiyoruz. Ve eğer işletmenizde bir bakıcınız varsa bakıcının iş yükünü azaltmış oluyorsunuz. Kendiniz de aynı şekilde daha erken sütten kestiğiniz zaman işçilikten de çok ciddi avantaj sağlıyor. Bu da aslında azımsanmayacak bir işçilik kaybı. Şimdi size biraz da buzağı besleme robotundan bahsedeyim. Şimdi buzağı besleme robotu aslında tabii teknolojiyi takip etmek lazım. Teknolojinin gereği işçiliği son derece azaltan bir unsur. Benim 4 yıl önce başladı buzağı besleme robotuyla olan serüvenimiz. Ben daha çok işçilik tarafını dikkate alarak bunu edindim. Ama sonrasında gördüm ki burada da sütten erken kesilebiliyormuş. Ve aynı programı, biraz önce size anlattığım aynı programı ben buzağı besleme robotunda da kullanıyorum. Yani burada da buzağlar kulübeden geldikten sonra 42 gün robotta kalıyorlar. Bunun nasıl bir çalışma sistemi var, mantığı var merak eden arkadaşlarımız olabilir. Burada bir haznesi var buzağı besleme robotun. Bu hazneyi mama dolduruyorsunuz ya da sütle çalışanları da var ama benimki mama. Mamayı dolduruyorsunuz. Sıcaklığını ve gramajını kalibre ettikten sonra bilgisayarda ne kadar içmesi gerekiyorsa buzağın, hangi günler arası ne kadar içmesi gerekiyorsa bunu programlıyoruz. Bunu programladığımızda yani diyoruz ki bir seferde 1 kilo 700 gram veya 1,5 litre ya da 2 litre içsin. 2 litreden fazla içmesin. İşte günde en az 3 defa gelsin içmesin. İşte 1 litresinde işte 150 gramla 1 litreye tamamlayalım mamayı. İşte sıcaklığı
42 olsun, 41 olsun hava sıcaklığına göre. Bunların hepsini programlayabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Buzağı besleme robotundan da kısaca bahsettikten sonra, tabii bunları aslında benim telefon numaram, internetten, Facebook'tan merak ettiklerinizi her zaman bana sorabilirsiniz. Anında dönemeyebilirim ama mutlaka size dönerim ve sormak istediğiniz sorularınıza cevap veririm. Benim tercih ettiğim mama 22 protein 18 yağ içeren, kışın bu yaz kış kullandığım bir mama ve buzağları bu mamayla sütten erken kesiyorum. 42 günde mamadan kesiyorum. Mama makinesini, şunu anlaşılmasın, yani genelde öyle anlatılıyor. Mama makinesi ile buzağlarıma ben istediği kadar veriyorum. İşte işçilik çok kolay, öyle değil. Yani ben öyle olmadığını çok deneyerek gördüm. Mümkün olduğunca yani buzağı besleme robotu faydalı mı? Son derece faydalı. Doğru kullanırsak, doğru onu doğru yönetebilirsek son derece faydalı. Ve daha önceleri tabii birçok şeyi denediğim için çok ciddi mama tüketimimiz oldu. Burada kısaca ben daha önceki bölümlerden belki izlememiş arkadaşlarımız olabilir. Bizim buzağı beslemede sütü erken kestiğimiz zaman, yani 45 gün yerine, 60 gün yerine 45 günde buzağı kestiğimizde Aydın'da 65 bin buzağı küpelenmiş Damızlık Birliği üyelerinin yaklaşık 1 milyon 170 bin euro gibi mamadan ya da sütten tasarruf sağlıyor. Yani 65 bin buzağının getirisi. O yüzden bu bizim buzağlarımız erken sütten kestiğimiz zaman kesinlikle kötü olmuyor. İşte görüyorsunuz arkamda buzağlar son derece neşeli, sosyal bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Bu herkesin, her üreticinin yapabileceği bir uygulama. Yeter ki biberonlarınız temiz olsun, uygun biberonlar olsun, kolostrumu çok iyi yönetin. Yani kolostrumu bir ilk 24 saatte 10 litre gibi vermeye çalışın. Biraz önceki anlattığım gibi, yani burada ilk 24 saatte yaklaşık 10 litre eğer verirseniz buzağlarınız daha sağlıklı olacak ve buzağın bir işletmede buzağının sağlıklı olması demek geleceğinizi garanti altına almış olmanız demek. Süt hayvancılığında, beside de olsa sütte de olsa, hayvancılığın temeli buzağları iyi bakmaktan, iyi beslemekten ve buzağı beslemeyi iyi yönetmekten geçiyor. Bunu yaparsanız işleriniz daha kolaylaşacaktır ve göreceksiniz. Buzağlarınızı eğer ishal yapmadan, akciğer hastalığını yakalatmadan büyütebiliyorsanız buzağlarınız size çok daha fazla süt ve et veriyor. Bir programın daha sonuna geldik. Köy TV'yi ve Ekstrem Hayvancılığı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöreyem Ekstrem Hayvancılığı sundu.